Herkese merhabalar, benim canım arkadaşlarım, büyüklerim, küçüklerim, kanalıma, köşeme ama en önemlisi de kalbime tekrar hoş geldiniz. Neler oluyor, neler, gerçekten yazdığınız yorumlar, attığınız mesajlar, delirmek üzereyim mutluluktan. Benimle birlikte ağlıyorsunuz, benimle birlikte gülüyorsunuz. Yani sanki uzun zaman sonra böyle bulduğum bir arkadaşım, bir ailemden bir kişi gibi oldunuz. O kadar yoğun hissediyorum ki bana yollamış olduğunuz o enerjileri, güzel sözlerinizi. İyi ki varsınız, iyi ki yollarımız kesişmiş. Hayatımda en son ne zaman bu kadar mutlu oldum? İnanın hatırlamıyorum. İşin maddi boyutu değil umurumda olan, manevi olarak sizlerle yolumun kesişmesi, sizlerle iletişim halinde olmak. O kadar güzel cümleler yazıyorsunuz ki. O Ezgi kızım, Ezgi ablacığım, canım Ezgi yazan, elleriniz dert görmesin. Çok mutlu ediyorsunuz beni. Cevap veremesem bile yoğunluktan her mesajınızı tek tek okumaya çalışıyorum. Hani uykumdan feragat ediyorum yeri geliyor. Sadece ne dediğinizi okumak için o kadar mutluyum ki. Tekrar teşekkür ederim. Beni bu kadar benimseyip sevdiğiniz için. Gerçekten ben de sizi en az beni sevdiğiniz kadar seviyorum. Umarım hep böyle devam ederiz. YouTube kanalımı açarken, videolarımı çekmeye başlarken en fazla istediğim şey bir insana bile olsa kitap okuma sevgisini kazandırabilmekti. Sizlerden değil onlarca yüzlerce mesaj alıyorum. Sayende kitap okumaya başladık. Bana tekrar kitap okumayı sevdirdin. Kitapları hemen sipariş ettim diyorsunuz. Fotoğraflarını atıyorsunuz. Ne kadar mutluyum anlatamam size. Milletin yatları katları olur hayalinde. Benim insanlara kitap okutabilmek, bildiğim şeyleri paylaşmaktı. Ve bunu gerçekleştiriyor olabilmek, dünya gözüyle bunu görüyor olmak ve sizden de bu kadar güzel reaksiyon alabilmek, inanın böyle bir haz yok. Hani size demiştim ya, ben dünyayı iyilik ve sevgi kurtaracak. Gerçekten ben buna gönülde inanıyorum ve buna bu kadar inanan binlerce insan olduğunu görmek beni o kadar mutlu ediyor ki. Ama bu sevgi ve iyiliği yayabilmek için en önemli aracımız bilgi. Peki bilgiyi nasıl elde ediyoruz? En temel kaynak olan kitaplardan. Bugünkü videomda benden çokça istediğiniz psikolojiyle ilgili özellikle kitap tavsiyelerine yer vereceğim. Bu arada duyarlı linç sayfam bu videoyu izleyebilir. Hiçbir ipucu da vermiyorum, özet de yapmıyorum. Belki hoşunuza giden kitap olur da alıp okursunuz. Ben de çok mutlu olurum açıkçası. Oldukça soru geliyor kitap çekilişleriyle ilgili bana. En yakın zamanda çekiliş ya da bu tarz bir şeyler yapmak istiyorum. Kafamda birkaç fikir var, birkaç proje var açıkçası. Onların üzerine iyice düşünüp netleştirdikten sonra sizlerle paylaşacağım. Hepsi biz daha fazla kitap okuyalım, daha fazla kültürlenip, daha fazla kendimizi yetiştirmiş bir birey olalım diye açıkçası. Umarım bu yolda siz de bana destek olursunuz. Çok hızlı büyüyen bir ailem var. Daha da hızlı büyüyelim ki şu amaçlarımızı bir an önce hızlıca gerçekleştirelim istiyorum. Vermiş olduğunuz tüm destek için tekrar tekrar teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Keşke fırsat olsa da her gün böyle bir saat falan sizinle konuşsam. Çünkü gerçekten özlüyorum ben sizi. Bilmiyorum, siz beni özlüyor musunuz? Yine duygulandım. Neyse, bu videoda ağlamak istemiyorum. Hazırsanız psikolojiyle ilgili kitap tavsiyelerim geliyor. Gülseren Hanım'ın kitaplarını çok sevmişsiniz ve o tarz kitaplar önermemi istemişsiniz bana. İçinde gerçek seansların yer aldığı, psikolog ya da psikiyatristlerin yorumlarının bulunduğu bir kitap tavsiye etmemi istemişsiniz. Ben de size ilk kitap olarak Bir Psikiyatristin Gizli Defterini öneriyorum. Doktor Gary Small'un yazdığı çok güzel bir kitap. İçinde yaklaşık 15 tane çok farklı hikaye var. Kendi seanslarından esinlenmiş. Bunun arkasında da şöyle yazıyor: gerçek hikayeler kurgudan çok daha tuhaftır. Doktor Gary Small bunu gayet iyi biliyor. Psikiyatri ile insan beyni üzerine araştırmalarıyla geçen 30 yıl içinde Doktor Small pek çok şey görmüş. Artık ofisinin kapılarını açmaya ve kariyerin en gizemli, ilginç ve tuhaf hastalarını anlatmaya hazır. Bir solukta okuyacağınıza eminim. Çok ilginç hikayeler var içinde. Gülseren Hanım'dan sonra çok güzel gider size de. Gelelim diğer kitaba. Zero Limit. Joe Vitale'in kitabı bu. Bunda psikolojik seanslardan ziyade bir teknik anlatılıyor. O da Hoponopo yöntemi. YouTube'da, Google'da yazarsanız Hoponopo yöntemiyle ilgili bilgi bulabilirsiniz. Bu kitapta Hawaii'deki en yüksek suç oranlarını işleyen mahkumların hiç birebir seansa bile alınmadan uzaktan doktorun hangi yöntemle onları iyileştirdiğini anlatıyor. Çok enteresan bir şey. Buradaki doktorun tavsiyesi şu: dünyadaki her şey sevgi üzerine kuruludur. Kötü geçen
geçen bir gününüzde kendinize seni seviyorum, seni affediyorum, özür dilerim, teşekkür ederim gibi bu dört cümleyi söylediğinizde içsel bir terapiye başladığınızı ve etrafınızdaki her şeyi de iyileştireceğinizi söylüyor. Sürekli içinizden seni seviyorum, seni seviyorum, seni affediyorum, özür dilerim, teşekkür ederim ama temel olarak seni seviyorumu geçirdiğiniz sürece mucizelerin nasıl gerçekleştiğini, evrenle nasıl bütünleşip nasıl istediklerinizi gerçekleştirebildiğinizi anlatıyor. Bununla ilgili çok fazla YouTube'da da yorum yapan insanlar var ve aynı zamanda YouTube'da bu kitabın sesli okunmasını buldum ben. Kitabı almak istemiyorsanız, dinlemek istiyorsanız da iki video halinde Zero Limit Ho'oponopono yöntemi Joe Vitale yazarsanız YouTube'a sesli kitap okuması çıkıyor. Oradan da dinleyebilirsiniz. Beni etkilemişti. Çok aklım hayalim almasa da sadece seni seviyorum diyerek nasıl bir şey olabilir hayatımda dedim ama moralimi çok bozuk olduğu anlarda bu cümleleri aklımdan geçirdiğim zaman duygu durumum da değişti, düşünce tarzım da değişti. Gerçekten kelimelerin pozitif etkisini vücudunuzda da, bünyenizde de, çevrenizde de hissettirebiliyorsunuz. Gelelim sıradaki kitabımıza. Dört Anlaşma adı Dom Miguel Ruiz yazmış. Bu kitap çok daha kısa bir kitap açıkçası. 125 sayfa civarında bir solukta okuyabileceğiniz kitap. Dingin bir hayatın nasıl mümkün olabileceğini dört kuralla size anlatıyor. Bu kuralları istiyorsanız biraz ipucu vereyim size. Kullandığın sözcükleri özenle seç. Hiçbir şeyi kişisel algılama. Varsayımda bulunma. Daima yapabildiğinin en iyisini yap diyor. İçinde çok güzel tavsiyeler var. Hayatınızda belki farkındalık yaratmak istediğiniz bir noktadaysanız iyi geleceğini düşünüyorum. Bu kitabı da okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok kısa olduğu için de bir solukta okursunuz. Sıradaki kitabımız daha ilginç bir kitabımız. Adem Güneş'ten Bırak ve Rahatla kitabı. Bu kitabın ilginç olmasının sebebi burada seanslar anlatılmıyor. Tamamen size kendi kendinize seans yapmanızı sağlayacak yöntemler gösteriliyor arkadaşlar. 6 haftalık bir duygusal farkındalık eğitimi, kendi kendinizi onarmanıza yardımcı olabilecek yöntemler var içinde. Hayatının kötü döneminde depresyona çok yatkın olduğunu söyleyen arkadaşlarım mesaj atmış bana. Kendi kendinize öz farkındalığı gerçekleştirip duygusal onarımı sağlamak istiyorsanız bu kitabı okumanızı rica ediyorum. 6 haftalık programın son dönemleri biraz sert. Çünkü her şeyden ve herkesten izole olmanızı, hatta telefonu, bilgisayarı vesaire bile kapatmanızı bekliyor. Gerçekten sadece okurken bile içinizdeki çocukla ilgili öz farkındalığa ulaşıyorsunuz. Bilinçaltınızdan bazı şeyler gün yüzüne çıkıyor. Duygulanıyorsunuz, ağlıyorsunuz. 6 hafta boyunca direnen insanların da hayatlarında resmen bir dönüm noktası yarattığını söylüyor içindeki örnek hikayeler. Ama kendini bu dönem kötü hisseden varsa, hayatının bir çıkmazlığı olduğunu, içsel olarak çok büyük sıkıntılar çektiğini düşünen varsa okumasında fayda vardı. Bir nebze olsa ferahlatabilir. İnşallah dertleriniz hemen geçer, kıyamam ben size. Gelelim bugünün son kitabına. Aykut Oğuz'un Evrenden Torpilim Var kitabı. Bu kitap psikolojik kitap değil ama kişisel gelişimle psikoloji arasında sıkışmış gerçek yaşam öyküsünün nereden nereye evrildiğini, pozitif düşünmenin gücünü, inanmanın gerçekten başarmaya ne kadar önemli etkisi olduğunu anlatıyor. Maddi manevi zor bir dönem geçiriyorsanız bunun geçici olduğunu sadece inanarak, hissederek, olumlu düşünerek hayatınızda nasıl bir değişiklik yaratabileceğinizi gösteriyor. Evrenin sizinle daima işbirliği içinde olduğunu ve evrenin sınırsız gücünün, bereketinin olduğunu sadece ona inanıp istemesini bilmenizi söylüyor. Adam gerçekten sokaklarda yaşayacak durumdan kitapları yazılan bir yazar haline dönüşmüş. Beni etkiledi ve güzel de bir motivasyon aracı oldu benim için. Umarım kitabı okuduğunuzda sizin de hayatınıza güzel anlamda etki eder. Benim size vereceğim kitap tavsiyeleri bugünlük bu kadar. Devamı gelecek, film, dizi önerilerim de gelecek. Kitap okumanın aynı zamanda stresi azalttığını, size daha pozitif enerji verdiğini biliyor muydunuz? Mesela günde 20 sayfa ortalama kitap okuyan insanların depresyona girme ihtimalinin diğer insanlardan daha az olduğu kanıtlanmış bir çalışma. O yüzden kitap okuma alışkanlığı kazanmak için 2-3 sayfa demeden her gün kendinize böyle 5 dakika 10 dakika ayırarak başlayın. Zaten sizi sürükleyecek kitaplar bulduğunuzda kitap okuma sevginiz de artıyor. Bırakmak istemiyorsunuz, merak ediyorsunuz. Gülseren Hanım'ın kitapları mesela çoğu insanı kitap
kitap okumayı sevdirdi. Böyle bir avantajı oldu. Çünkü hem dizide merak ettiğiniz için okumak istiyorsunuz, hem de gerçekten sürükleyici. Kitap okumayı sevmemek diye bir şey yok. Doğru kitapla başlamamak diye bir şey var. Umarım bu 5 kitaptan herhangi biri sizi kitap okumayı daha da sevdirir. Sadece kitaplar değil, Instagram köşemde hap bilgilerin, biliyor muydunuzların, TEDx konuşmaları önerdiğim bölümlerim var. Çok güzel reaksiyonlar alıyorum sizden. Sizden de öğreniyorum bu arada. Ben biliyor muydunuz köşeme, çünkü çokça soru geliyor. Nereden biliyorsun bunları diye. Araştırıyorum, okuyorum, Google'a soruyorum. Sizlerden gelenler oluyor. Sizler de bana bilgileri yollayın. Hep birlikte bir kültürlenelim, bilgilenelim. Yeter artık farklı bir farkındalık yaratmaya. Benimle birlikte var mısınız? Instagram'a bekliyorum o zaman. Mesajlarınızı, yorumlarınızı cevap veremesem de görüyorum. İyi ki varsınız. Son olarak videomu kapatmadan önce de çok sevdiğim şu sözü sizlere söylemek istiyorum. Akıl bilgiyle, ruh ise sevgiyle sakinleşir. Sevgiyi sizden alıyorum, bilgiyi kitaptan alıyorum. Daha ne isterim ki ben? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Öptüm, bye bye.